Arkadaşlar merhaba. Şimdi öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Daha önce yaklaşık bundan 1,5 yıl önce veya 2 yıl oldu herhalde bir tek sen nedir videosu çekmiştim. O bir tek sendeki kripto paralar, Exen Coin oldukça değerlendi. O zamanlar 20 kuruş 1 lirayken şu anda 20-30 liralardan 25 lira civarından değer görüyor. Şimdi en çok sorulan sorular grubumuzda bir tek sen nedir, bir tek sen neden kazanır falan bunlara cevap vereceğim. Ondan sonra bir tek sende birkaç bir şey göstereceğim ve oradan da Binance yani diğer kripto para borsaları ve daha sağlam kripto paraları göstereceğim. Şimdi bir tek sen nedir? Bir kripto para borsasıdır. Bir tek sen parayı nereden kazanıyor? Arkadaşlar tabii ki de sizin alım satımlarınızdan, komisyonlardan kazanıyor. Bir tek sen neden Exen dağıtıyor? Çünkü Exen Coin kendisi blockchain ağında kontrat olarak oluşturdu 15 milyon adet ve bunu insanlara dağıtıyor. Ve borsa komisyon karlarından, kripto para komisyon karlarından her ay düzenli olarak ay sonunda alım yapmaktadır. Yani her ay ay sonunda aldığı borsa tüm karıyla marketten Exen token alıyor ve bunu yakıyor. Bir tek senden nasıl para kazanabilirim? Tabii ki de kazanmak bir referans yolu veya kripto para ticaretiyle olur. Başka da kaybedebilirsin. Yani para yatırırsın, para da kaybedersin. Bir tek sene nasıl üye olurum? Aşağıda referans linki var. Ayrıca bir tek sen grubumuz var Telegram. Ve makale de var. Orada da detaylı anlattım. Üyelik çok basit. Buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Bir tek sene aşağıdaki linkten kolayca üye olabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bir tek sen. Ama linkle üye olmanız lazım. Üye olmak o çok basit. Hesap oluştur diyorsunuz. E-posta adresi ve benzeri. Tıklayarak hemen anında üye olabiliyorsunuz. İlk para yatırım ve çekim limitleri. Arkadaşlar çekim limiti minimum 50 lira. İlk para yatırım ise şu şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Buradan bir tek senin ana sayfasına hesabınıza giriş yaptıktan sonra hesaplarım diyorsunuz. Yatır diyorsunuz arkadaşlar. Burada size bir tane IBAN verilecek. Burada bir tane de işlem açıklaması var. Buradan Türk lirası yatırabilirsiniz. Bu işlem açıklamasını yazmayı unutmayın. Şimdi Vakıfbank sadece havale EFT kabul edilmiyor. Yani vakıf sadece havale. Vakıfa yatırırken havale edin. Ziraata her türlü bankadan EFT yapabilirsiniz. Günlük yatırma limitleri var arkadaşlar. Tabii ki de Exen Coin kazanmak için hesaplarım bölümünde şuradan ayarlar. Kimliğinizi doğrulamanız lazım arkadaşlar. Bu borsa politikası yani borsanın güvenlik amaçlı kara para aklama ve benzeri şeylere önlem almak amaçlı işte kişisel bilgilerini Türkiye'de olduğunu onaylama amaçlı borsa kendisi sizden bilgilerini istiyor. Bunu doldurarak şu anda güncel 5 Exen coin kazanabilirsiniz. Kazandığınız Exen'leri de buradan Exen profilimden görebilirsiniz. Ben yaklaşık 1400 tane kazanmışım. Hesap makinesinden anlık hesaplayayım. O zamanlar ben hani 1 lira falan o civarlardaydı. O zamanlar 1400 lira falan ediyordu. Hatta 1-2 ay öncesine kadar 0,20 kuruştan anca 280 lira ediyordu. Ama bugün 1400 tane Exen arkadaşlar. Çarpın 25 liradan. Şu anda 15 lira ama geçen 25 liraydı. 21 bin lira ediyor. Tabii ben bunu al sat bölümünden Exen coinlerimi satarak yani buradan satarak daha önce sattım. Evet. Referans ve kaydetme ile ilgili sorular. Arkadaşlar referanslarınızı buradan hesaplarım kısmından, Exen profilimden şu referans kodunu arkadaşlar davet edebilirsiniz. Buradan yarışmalara bilgiler alabilirsiniz. Her ay yapılacak burnleri buradan görebilirsiniz. İşlem geçmişleriniz, limitleriniz ve tüm varlıklarınızı da buradan görebilirsiniz. Diğer kripto para birimlerini alıp buraya yatırabilirsiniz. Şimdi Türk lira yatırmasını gösterdim. Çekmeyi göstereyim. IBAN'ınızı yazıyorsunuz. Rumuza sallayın benim en param veya işte benim bankam. Türk lirası seç diyorsunuz. 3-5 saniye içinde işlem onaylanır. Ve 5-10 dakika yani çok kısa bir sürede içinde bankanıza geçer. Bakın tamamlandı tamamlandı. İşte ben çekmişim. Tabii ben kripto para olarak da çekiyorum. Mesela kripto para olarak buraya yatır diyerek buradan kendi kripto para cüzdan adresim ve tagim ile buraya kripto para yatırıp aynı zamanda kripto para da çekebilirim. Başka bir cüzdan adresime dikkat edin. Dolandırıcılar var.
Burada kendi wallet'larını size vererek başkalarına kripto para attırıyor. Onlara dikkat edelim. Arkadaşlar şimdi Exen değil de mesela Bitcoin alım satımı. Örnek veriyorum, buradan Bitcoin diyorsunuz arkadaşlar. Alış diyorsunuz. Bitcoin Türk lirası diyorsunuz. Çünkü bizde Türk lirası var varlıklarında. Örneğin şu alıcılar, bunlar da satıcılar. Biz tabii ki de satıcıdan alacağımız için satıcının fiyatına geliyoruz. En düşük fiyat ne? 64.800. En yüksek 65.000 şu anda bizde görünen. 64.800'den alacağımız için hemen buna tıklıyoruz. Tıkla diyoruz. 165 lira veya 100 liralık veya 50 liralık alım yapabiliyoruz. Tabi biz şimdi almayacağız. Diğer coinler Exen de alabiliriz. Hemen satıcılardan bakalım. Hatta bir tane test için hemen alalım Exen coin. Şöyle Exen diyoruz. Artı diyoruz. Ben yatırım tavsiyesi vermem arkadaşlar. Exen her türlü 1 liraya da düşer, 1000 liraya da çıkar. Orayı kimse bilemez. Riskinizi kendiniz alın. Bu videoda yatırım tavsiyesi değildir. Böyle artı diyerek mesela 50 liralık. 50 lira diyorum. 15 lira 61 kuruştan 3.20 adet egzen alış emri giriyorum. 5 taneden fazla olmalı burada al sat kısmında. 5 tane alış emri giriyorum. Ve alış emrim 61'den gerçekleşti. Şimdi burası da güncellenir. Neden güncellendi? Sayfa bir yeniliyor. Evet güncellendi. 5. Orada ben 5 tane aldım. Neden 4.99 gözüktü derseniz bu borsa benden komisyon kesti. Yaklaşık 0,01 egzem. 0,01 egzem. O da 20 liradan işte ortalama. 20 kuruş komisyon kesti. Borsa böyle ayda işte 1-2 milyon lira, 3 milyon. Artık ne kadar işlem hacmi varsa o kadar çok para kazanır. Hacim de burada görüyorsunuz. Mesela 1 milyon 371 bin egzen hacim dönmüş son 24 saatte. Hesaplarım kısmından egzen aldık. Şimdi arkadaşlar ben en çok Binance'ta bulunuyorum. Binance'ta kripto para tutuyorum. Buraya nasıl para yatırırsınız? Yatırma dersiniz. Binance linkini aşağıya vereceğim. Şu şekilde Binance üye olabilirsiniz. Bu şekilde kayıt ol diyorsunuz. Kayıt ol dedikten sonra işte burada hesap şifre falan hesap açıyorsunuz arkadaşlar. Ardından burada cüzdan var. Cüzdana spot wallet'a giriyorsunuz. Diğer wallet'lar birazcık riskli işlemler, margin, vadeli işlemler. Bunlar risklidir. Bunlara pek bulaşmayın. Şimdi buradan yatırma diyoruz. Tabii ki de burada yatırma da bakın mesela benim yatırma geçmişim 1400, 1900 lira işte 47 bin falan filan. Her neyse fazla oraları karıştırmayalım. Papara ile şu anda anında Türk lirası yükleyebiliyoruz. O mesela 1000 lira, 2000 lira devam et diyorsunuz. Ve Papara hesabınızı bağlayarak buraya Türk lirası yatırabiliyorsunuz. Peki Binance'a kripto para nasıl transfer edilir? Mesela bir tek senden Binance'a kripto para transfer edeceğim. Önce cüzdanıma gidiyorum. Herhangi bir transfer edeceğim kripto parayı buluyorum. Örneğin Ripple. Ben burada wallet'ımı kapattım ne kadar olduğunu görünmemesi için. Yatırma diyorum arkadaşlar. Bana verilen özel bir hem etiket uyarlar dikkat edin. Şimdi Ripple tag veriyor arkadaşlar burada. Bir tane de adres veriyor gördüğünüz gibi. Hem tag var hem adres var. Şimdi ben buraya kripto para göndereceğim. Hesaplarımdan bende Exen var. Türk lirası var. Bende Ripple yok. O zaman Ripple almam lazım. Gideyim Türk lirası ile bir Ripple alayım. Ripple aldım arkadaşlar. 86 lira 31 kuruştan. Tam 31 31'den. Şimdi burada zaten Ripple benim hesaplarım kısmında Ripple olarak gözükecek. XRP. Bu Ripple transferi oldukça hızlı. Çek diyeceğim arkadaşlar. Veya yatır deyip buradan oraya gönderebilirim. Çek diyerek buradan Binance'a gönderebilirim. Yani çek yatır mevzusu çok basit yani arkadaşlar. Çek diyorum. Çek dedikten sonra Binance'a gidiyorum. Benim Ripple adresim. Peki ben bu Ripple adresimi nasıl aldım? Tekrar hatırlatalım. Spot Wallet yani cüzdana gidiyoruz. Buradan coin yerine XRP yazıyoruz. Dikkat edelim aynı coin, yani aynı coinler yani farklı bir coin'i farklı wallet'a atarsanız giderse o kaybolur. Şöyle XRP büyük harflerle mi yazın? Evet.
Ha, çıktı aşağıda. Evet, yatır diyoruz. XRP yatır, anladım buna diyelim. XRP bu BEP2 falan, bunları genelde o şeye XRP kullanılır arkadaşlar. Bu BEP2'yi tıklamayın sakın. XRP diyeceksiniz. Ondan sonra bu adresi kopyalayıp burada zaten benim kayıtlıymış yapıştır diyerek, bakın aynı adres kayıtlı. Şurada da bunu kopyalıyoruz. Bunu da buraya yazıyoruz. Bu şunu önerilmez denen şeyi işaretlemeyin arkadaşlar. Rumuza yine istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Telegram grubumuzda da sorabilirsiniz. Buradan XRP hepsini çek diyorum. Onayla diyorum. Bakın arkadaşlar, işlemi alınmıştır dedi bana şu anda. Ve bana burada bir tane şu 16.32'de bir şey verdi. Evet, o çok eskiymiş herhalde. İşlemi alınmıştır dedi. Şimdi işlemi alındı mı onu kontrol edelim. Şöyle Binance'a ben kripto paramı transfer edeyim. Evet, şu anda işleniyor diyor. O gelir arkadaşlar buraya. Benim 72 tane varmış. Burada işte o da gelince artacak. İşte 72 tane, şu anda 70 lira mı ne ediyor? Ben kaç tane gönderdim onu da hatırlamıyorum. Şimdi egzem nasıl satılır ve Türk lirası olarak çekilir? Şimdi bizde 5 tane egzem var. 15 lira 90 kuruştan alıcı var arkadaşlar. En yüksek fiyat. Biz niye 15'ten veya 11'den satalım ki? Adamı 15'ten almak istiyor, hemen ona satalım. Bu egzemin değeri talebe göre artar çıkar. Buraya fiyatı yazıyoruz. Şu kısma 15,86 işte, her neyse. Veya buna tıklayarak da fiyatı değiştirebiliriz. Bakın. Yazdık. Artı dedik. Satış emrini gir. Hadi. İşte bu kötü oldu. 5'ten büyük olmalıdır diyor. Satış emrini girdiğimiz zaman oraya gönderdiğimiz için şey de yapmayacağız. Neyse, şu anda benim wallet'ıma geldi arkadaşlar. Kontrol edelim. Bakın 72 taneydi. Şimdi izleyin. Biraz internetim. 137 oldu. Benim wallet'ıma, yani ben buraya anında kripto para transfer etmiş oldum. Peki ben burada nasıl al sat yaparım? Hemen giriyoruz Exchange'a. Buradan kripto al, nakit baki, pardon. Buradan kredi kartı ile, yani mesela 1000 lirayla buradan kredi kartı ile alabilirsiniz. Kredi kartı vesaire öyle şeyler var. Buradaki şeyleri deneyebilirsiniz. Paparayla yatır vesaire. Şimdi biz bize gelen Ripple'ı nasıl satacağız? Buradan girelim. Trade edeceğiz şimdi arkadaşlar. Binance'a girelim. Exchange'a giriyoruz. Tabi burası böyle karışık görünebilir ama burası daha basit ve daha kullanışlı. Ben bir tek seni de kullanıyorum ikisinde, yani. Burada Türk lirası ile bankama hızlıca geçirebilirim. Burada paparaya hızlıca geçirebilirim. Binance'da Türk bankalarıyla da anlaşmıştı daha önce ama herhalde Akbank'la bir anlaşması vardı. Para transferi vardı. Daha sonradan kapandı herhalde. Tam takip edemedim oraları. Şimdi arkadaşlar buradan Exchange'a girdik. Ardından şimdi burada şuradan BTC olarak mı satacağız? BNB olarak mı? Burada birazcık karışık, buraları iyice öğrenmeniz lazım sizlerin de. Fiyat olarak Türk lirasıyla da var burada. Türk lirası olarak XRP'yi satabiliriz buradan. Satmak için aşağıya geliyoruz. Bakın. Burası sat kısmı. Burası al kısmı. Yine tekrar burada aynı mantık ile yeşiller alıcı, 1 lira 31 kuruştan satabiliriz ki fark etmişsinizdir. Burası birazcık daha pahalı mı? Bakalım bir. XRP. Mesela burada ucuz ya arkadaşlar. Buradan alıp 1 lira 31 kuruştan buradan 1,35'e satabiliriz. Çünkü transferler çok hızlı. Yani orada arbitraj diyoruz buna. Bunu da yapabilirsiniz ama pek hani öğrenmediyseniz yapmayın. Mesela burada bir anda 1 lira 20 kuruşa düşer. Siz burada toplarsınız, gidersiniz, burada satarsınız. Bunu da yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu Bitcoin ile alıp satmak istiyorum XRP'yi. XRP dedim, Ripple arkadaşlar. Buradan Bitcoin ile en iyi alıcı 0,00202 Satoshi'den almak istiyor. Ben hemen tüm hepsini, bu %100 dersem %100'ünü satar, %76 veya 50 de yazabilirim buraya, 5 adet, 100 adet. Ben hepsini satmak istiyorum en iyi alıcıdan. Şöyle 28.
Evet, sat dedim. Şimdi bakın, benim emrim buraya düştü arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın, şimdi emrim oraya düştü. Birazdan birisi market trade kısmında gerçekleşir. Evet, yavaş yavaş gerçekleşiyor. 28. Baktım emrim gerçekleşmiyor mu? Buradan hemen iptal edebilirim bak. Gerçi gerçekleşmiş. Emriniz gerçekleşti diyor. Pardon, şuradan hemen iptal edebilirim. Daha gerçekleşmemiş. İptal ettim ben, fiyatı düştüğü için hemen şöyle tekrar satalım. Bir türlü satmadım. 24 tane daha kaldı elimde, onu da sattım. Birazcık kaldı, sat bunu. Evet, ondan yüksek olmalıdır diyor. Şu anda tüm XRP'lere sattık. Mesela X Ripple al dersek buradan istediğim kadar 400 liralık mesela 4-4-500 liralık param varmış Bitcoin'im. BTC partisinde olduğum için benim cüzdanımda BTC var. BTC olarak alıyorum. Siz de istediğiniz partiden, yani Türk liranız varsa Türk liradan alın. Ben burada işte birkaç bir şeyler alıp satıyorum. Hani CZ, XVG falan. Arada giriyorum, öyle alıp satıyorum, yani yüksek işlemler yapmıyorum, görmüşsünüzdür zaten. 300 lira, 500 lira. Tabii daha önceden çok yüklü işlemler de yaptım, hani 10 bin dolarlık, 20 bin dolarlık. Belki bir günde hani 10 bin dolarla birkaç defa trade ederek, yani belki 100 defa trade atarak 1 milyon, yani 1 milyon dolarlık hacim yapmışımdır burada. Oldukça yüksek bir hacimim var, daha 2-3 yıldır burayı kullanıyorum. Binance'a bu şekilde kripto para transferi yapıyorum. Mesela burada emir iptali de şurada gözüküyor arkadaşlar. Onu çok söylüyorsunuz. Bu açık emirlerin kısmında gözüküyor emir iptali. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza bu videoyu atmayı unutmayın. Grubumuzda zaten bunu paylaşılacak. İyi günler diliyorum. Hani fazla işlem yapmayın. Riskli işlem almayın. Çok sıkıntılı. Hepinize iyi günler.